was in and out of town every once in a while. We never got to do what we wanted to. But when the autumn leaves made you sad that you knew me, wish I could have been there for you. Şimdi videoya ilk defa girmiş olabilirsiniz. O yüzden kısaca kendimden bahsedeyim. 2023 Work and Travel programına katıldım bu sene. Ve Virginia'dayım şu anda. Work and Travel'da can kurtaranlık yapıyorum. Water Country'de, Busch Gardens'da bağlı bir su parkı gibi düşünebilirsiniz. Gerçekten çok büyük bir su parkı ve keyifli zaman geçiriyorum. Bazen çok sıkılsam da, çünkü can kurtaranlıklar genelde hiçbir şey yapmadan genellikle suyu izliyor ve hani bakıyor, etrafı inceliyor falan. Ama rotasyonlarımız da güzel oluyor. Muhtemelen ben işle alakalı bir video çekeceğim, yani işimde bir günüm tarzı. Orada daha detaylı gösteririm size. Ama şu an aslında Amerika'da ilk günlerim nasıl geçiyor? İlk maaşımı ne kadar aldım? Ve bu maaşımı şu an hani harcayacak mıyım falan, bunları size bu videoda göstermek istedim. Ve evet, şimdi maaşımdan bahsedeyim mi? İlk haftalık maaşım yaptı. Ve detaylarından bahsedeyim. Şimdi şöyle, can kurtarakta ben 14 dolar alıyorum saatliği. Overtime yok, yani mesai bitişinde çalışmak istediğinizde size daha fazla para vermiyorlar. Tip de yok. O yüzden benim gün içerisinde, yani günde 12-13 saat çalışmaktan başka bir şansım kalmıyor yeterince iyi para kazanabilmem için. Ben zaten Work and Travel'a da işimi kendim... Opa, eşek gibi bir karınca sineği gibi bir şey var orada, neyse. Olay sizde bitiyor yani tamamen. Hani sizin kendinizi ne kadar zorlamanızla alakalı bir şey. 40 saat çalışmıştım ve toplamda 560 dolar kazandım. Çok tuhaf geliyor gerçekten. Yani bu kadar kolay mı para kazanmak, Allah kahretmesin. Bu kadar alım gücünün yerinizin yüksek olması da çok tuhaf. Yani her şey çok ucuz bir kere. Neyse, bunu konuşmayacağız şimdi. Zaten gezmeye gittiğinizde de göreceksiniz. Ama benim 2 haftalık kiram 1 haftalık maaşımdan düşürüldü. 130 dolar 2 haftalık kiram. Yani günlük 10 dolardan aza geliyor ve bu da çok ucuz. Yani böyle Amerika'da yani en çok masraf edilen şey kira, ev fiyatları oluyor ve ben çok ucuza kalıyorum. %6 ya da %5 civarında bir yani eyalet teksi var, eyalet vergisi var. O düşürüldü. Bir de Amerika hükümeti, bunu belki biliyorsunuzdur. Siz yine Amerika hükümetine vergi gibi değiller, geri ödenebilir bir vergi ödüyorsunuz, tamam mı? Ve bunu Türkiye'ye döndükten sonra büyük bir kısmı, %80-90 oranında diyebiliyorum, geri yatırıyorlar. Ve benden yani 560 dolar almama rağmen 60 dolarını kesmişler. Yani şu an benim cebimde 380 dolar civarı bir şey yaptı. Diğer 2 haftalık paycheck'imi aldığımda, paramı aldığımda muhtemelen bundan çok çok daha fazla param olacak. Çünkü dediğim gibi hem çok daha az çalıştım ilk hafta, 40 saat. Bu hafta mesela 63 saat çalıştım toplamda, 6 gün işe gittim. Önümüzdeki hafta da çok daha fazla çalışmayı planlıyorum. Bakalım, birlikte göreceğiz bu serüven benim için nasıl ilerleyecek. Size hem biraz etrafımı göstermek, nasıl bir odada kalıyorum, bunları göstermek istedim. Keyifli seyirler. Başka nelerden bahsetmemi istersiniz? Çekmemi istediğiniz bir video olursa bu arada, video şekli falan, seve seve göstermek isterim. Çok da heyecanlıyım. Bu arada benim ilk defa yurt dışına çıkışım. Daha önce hiç yurt dışına çıkmadım ve açılışı Amerika ile yapmak. Amerika'da yani bir işte çalışarak yapmak, bir işçi olmak çok iyi, tuhaf hissettiriyor beni. Benim yani geldiğim ilk günler aşırı zorlandım. Yani bunu ben buradaki bütün arkadaşlarım yaşadı bu arada. Yani çünkü konfor alanınızdan daha başka şekilde çıkamazsınız. Hani tabii ki de buna para yatırıyorsunuz, isteyerek gidiyorsunuz vesaire. Bunlar ayrı konular ama konfor alanından hani bu kadar çıkabileceğiniz bir tecrübe ben düşünemiyorum. Yani Erasmus falan bence asla yarışamaz Work and Travel'la. Çünkü burada siz yeni bir hayat kurmaya çalışıyorsunuz gibi. Hani iş çalışıyorsunuz, hiç alışık olmadığınız bir kültürle tanışıyorsunuz falan. Hani gezmeye de gitmiyor. Tabii ki gezeceksiniz sonunda ama ilk 2-3 ay hani beklenti çok yüksek. Ama ilk başta bunu gerçekten karşılamıyor ve büyük hayal kırıklığı yaşanıyor bence. Çünkü geldiğiniz gibi çalışmaya başlıyorsunuz. Hani ne oluyor ya, ben hani gezecektim falan diyorsunuz. Ama sonra düzeliyor bence bunlar. Etrafı gezdireyim biraz. Çok da sıkıcı olmasını istemiyorum videonun. Premium Outlet diye bir yer var. Oraya gideceğiz. Şimdi maaşım yattığı için de Uber'le gideceğim. O yüzden kendime şöyle bir jest yapmak istedim bugün. Bu işte yurdumuzun olduğu taraf. Burada bir sürü oda var. 2 kişilik odalarda kalıyorum bu arada. Benim Kazakistanlı bir oda arkadaşım var. Burada yurdun dışında şöyle güzel oturma alanları var. Ben mesela şöyle bir yerde oturuyorum şu an. Şurada havuzumuz var ve orada da göreceksiniz zaten, göstereceğim bunu videosunu falan. Bayağı keyifli oluyor. Biraz çok temiz değil ama yine de hani yurdunda havuz olması güzel bir şey. Burası benim odam. Evet, burada ayakkabılarımız falan var. Şurada iğrenç çöpümüz var. Burada aynamız. Burada yemeklerimizi koyduğumuz yer. Burası şey sıkıntısı var arkadaşlar maalesef ki. Dolap çok küçük, buzdolabı.
Ama yani olabildiğince sığdırmaya çalışıyoruz bakın. Yani ne kadar verimli kullanılabilecekse o kadar verimli kullanıyoruz. Buraya yemeklerimizi koyuyoruz. Arkadaşlar Allah için bakın Doritos'ta çalışan birine ulaşıp bunu bizim Türkiye'ye getirttirmemiz lazım, tamam mı? Bu dünyanın en iyi cipsi, iddia ediyorum, tamam mı? Harika. Sonra şu da dünyanın en iyi kurabiyesi ve şu eşek kadar şey, toplam içinde kaç tane var bilmiyorum. 7'den kaç? Toplam yani 60 tane falan olması lazım sanırım. Lazım ve 3 dolara mı ne aldım. Harika, tadı inanılmaz iyi. Zaten her şey çok ucuz, onu söylemeyeceğim bile. Bu dün şeye gitmiştik. Bir tane chicken wings'ciye gitmiştik ve biraya, koca biraya 3 dolar verdim. Allah'ım. Çok değişik. Burada eşyalarım var. Ha, bakın bunlar benim iş kıyafetlerim. Rotor Country. Burada mayom var. Tişörtüm ve şortum. Ve her zaman hip bag. Burada işte ilk yardım için bazı malzemeler var. Ve güneş kremim. Sonra burası maalesef biraz dağınık. Yapacak bir şey yok. Şurada lavabomuz tıkandı. Onu söyledik. Oraya kimyasal bir şeyler sürdü. Şurada da duşumuz var. Burası da tuvalet şeysi işte. Yani odamız böyle genel olarak. Güzel bence. Ben seviyorum. Oda arkadaşımla da iyi anlaşabiliyorum zaten. O yüzden bir sıkıntı çekmiyorum. Gerçekten çok tuhaf geliyor. Şimdi benim burada olmam. Ben bazen hala gerçekliğine inanamıyorum, tamam mı? Yani bir de esmerleştim ya. Fark ettiniz mi bunu? Esmerleştim. Gerçekten 2 haftadır güneşin altındayım. Cennet Mahallesi Aliş olup geri döneceğim Türkiye'ye. Ben şu andan bile çok belli. Bakın çok belli. Neyse ya, ama bu da benim bugün izin günüm. Yani o yüzden gezebiliyoruz. Yoksa haftanın genelde 6 günü 12 saat civarında çalışıyor oluyorum. Bu da iyi bir şey çünkü daha çok çalışma, daha çok dolar kazanmak demek. Çantamızı, AirPods'umuzu falan koyup gidelim. Bakın bu da Dol yarışmasından gelen termosum. Bunu işte kullanıyorum çünkü sürekli su içmek zorundayız. Size su için. Bu bir su içme hatırlatmasıdır. Bay bay. Uber çağırdım ve geliyor. 12 dolar verdim Uber'e. Buradan bir tane outlet'e gideceğiz. Orada Crocs alacağım kendime. Çünkü işte Crocs giymemizi istiyorlar. Yani Crocs tarzı terlikler. Ve ben bir tane terlik almıştım. 12 dolara falan. Ve ayağımı mahvetti. Yani sırf ucuz diye cidden bir şey almamazlık etmeyeceğim. Zaten Crocs'lar da yani çok da pahalı değil. Yani 30-35 dolar civarı. Ve sonra keyifle tatlı yeriz, kahve içeriz diye düşündüm. Ama şey yapmayacağım yani, bu ilk maaşımı çok fazla böyle biriktirme amaçlı kullanmayacağım. Ben birazcık böyle harcayayım istiyorum bunu, böyle tadını çıkartayım istiyorum. Böyle. Beauty queen, skinny jeans, didn't eat her dinner just so she could fit a dream. Drinking in compliments, but they made her hungrier with every pinch. Her mirror was a warden. Thinking behind bars, light hair and a light heart until she wasn't. Until I broke her free, came bouncing in a piece. Looking at her round face, brown hair, yeah, I like her better than the girl that was perfect. Crocs'tan çıktık. Detayları sonra konuşuruz çünkü biraz utandım, tamam mı? Çok kalabalık olduğu için gerçekten utandım. Halbuki yani Türk'üm ve turistim gibi düşünebiliriz ama öyle olmuyordu. Şimdi Nike'a gireceğim, tamam mı? Bakalım burada tişörtler, mişörtler ne kadar. Bir de Crocs'lar gördüğünüz gibi çok güzeldi. Çok fazla çeşit var. Ama yani bana ucuz gelmedi. Yani 50 dolar bir terliğe vermek bence Amerikalılar için de ucuz değildir. Yani hani böyle şeyden bahsetmiyorum. Mesela bizim araba alamamamızdan bahsetmiyorum Türkiye'de. Ama burada hani atıyorum 10 dolar bir kahveye vermek pahalı geliyor. Anladınız mı? Yani 3 dolar iyi bir kahveye vermek gibi. Hani sonuçta insanlar savurganlık yapmak istemiyor. Niye yapmak istesin ki?
Ama dediğim gibi bence çok da ucuz değil. Çünkü ben zaten çok da fazla para kazanmıyorum. Ama dediğim gibi yani böyle 4 saat çalışarak bir tane crocs alabiliyorum. Gayet keyifli ve sticker falan da aldım böyle şeylere yapıştırılacak. Ne deniyor onlara? Rozet gibi şeyler var. Onları da gidince göstereceğim size. Çok güzel şeyler. Yalnız 5 dolarda vergi ödedim. Şey çok kötü hissettiriyor cidden. Mesela mağazada gezerken falan bunu alsam bu kadar tutar diyorsunuz. Ama sonrasında kasaya gidince vergi o kasada ekleniyor. O birazcık moral bozabiliyor ama olsun. Ama yani cidden tek derdim o olsun benim de. I don't need help, just need a little time. And I've been so patient, quietly waiting for someone my type to come over. But maybe I won't ever be enough. Maybe I'm not meant to find love. Cause maybe if I was, there would have been someone already in my life. When is it my turn? Cause all my friends are falling in love. My turn. Been waiting just a little too much for someone to tell me I'm the one. When is my turn to feel like... Evet, Mike'dan çıktım ve gördüğünüz üzere inanılmaz ucuz her şey. Biraz sinir bozucu olabiliyor. Ama yani yapacak bir şey yok. Bir şey almadım. Çünkü o kadar çok para kazanmadım. Yani şu an bir kıyafet alışverişine girecek bir modda değilim. Muhtemelen Amerika'dan dönerken bir kıyafet alışverişi yaparım diye düşünüyorum. Ama gerçekten çok güzel şeyler var. Bir tane hele bir ceket var. Ona bayıldım. Onu kesinlikle almak istiyorum. 130 dolar falandı ama inanılmaz güzel, o yüzden değer yani. Bir de yani şu an hani böyle bir kıyafet alışverişine dediğim gibi giremem. Hani tek tük para harcaması yapıyorum zaten. Onlar da hani yemek için oluyor. Şu crocs gerekiyordu. Bunu almam gerekiyordu. O yüzden Nike alışverişini şu an sonrasını erteliyoruz. Yani Amerika'dan dönüşte. Şimdi birazcık daha dolanacağım. Kahve tatlı yapmayı düşünüyorum. Ondan sonrası da bakınız. Harika mağazalar var bu arada gerçekten. Buraya dediğim gibi daha çok param olduğunda ama muhtemelen Amerika'dan dönüşe kalacak. Böyle outletler oluyor. Hem çok indirim oluyor. Çok fazla mağaza var. O yüzden... gezdik gördüğünüz üzere. Aslında çekemediğim çok daha fazla güzel mağaza da var ama şu an çekmemin çok bir anlamı yok çünkü çok böyle keyifli bir şekilde gezmiyorum. Şimdi yemek yemeye gideceğim. Subway almayı planlıyorum. Sonra da Starbucks'ta kahve tatlı yapıp eve döneceğim. Şimdi bilmiyorum. Karnım çok şiş ve şu an içesim gelmedi. Güzel bir gündü benim için. Böyle başka bir yere gidip hani böyle takılmak falan iyi geldi. Çünkü tüm gün çalışıyorum söylediğim üzere. Güzel. Selam dostlarım. Şimdi eve geldim. Üstümü değiştirdim. Yurdumda sakin bir akşam geçireceğim bugün. Yaptığım videolar, bugün yaptığım, bu çektiğim videoyu editleyeceğim ve muhtemelen yarın ya da diğer gün sizinle paylaşacağım. Heyecanlı. Kendime işte aldığım crocs'ları göstereyim size. Bakın çok tatlı. Şunun şirinliğine bakar mısınız? Üstüne de şu yani çok uyumlu değil şu an, farkındayım. Almıştım ya, ayağımı mahvetti işte bunlar. Bu yara yaptı hep. Bunu almam çok iyi oldu. Aşırı tatlı bir de ya. Kafayı yiyeceğim. Crocs manyağı olacağım ben kesin. Bakın. Rozetleri var bunların.
2 tane alana 4 tane bedavaydı. Şu en az beğendiğim oldu. Göstereyim size bakın. Bu aşırı tatlı bence. Çok fenalık geçeceğim. Çok fena tatlı. Sonra şu tam bir aşko kuşko prenses rozetleri. İşte bir tanesini taktım şuraya taktım. Bakın. Sonra şöyle sosistim. Ay bismillah. Sonra şöyle bir şeyler falan filan. Çok hoşuma gitti diyemem yani. Böyle çok benlik değil. Çok da uyumlu da olmaz gibi ama ayarlarsam birlikte takarsam mesela şunları güzel olur gibi. Bir de şöyle kalpli malpli bir şeyler. 10 dolar. Yani 6 tanesini 10 dolara almış oldum. Bu da 55 dolardı. Gerçekten korkunç pahalı. Ama yani dediğim gibi ben zaten çalışıyorum. Kendimi böyle rahatlatayım. Zaten çalışıyorum. Paramı kazanıyorum. Hani bu tarz şeylerin de uyduruğu ya da çakması alınmıyor. Çünkü benim zaten ayağım hassas olduğu için mahvoluyorum sonra. Bir de sürekli yürüdüğüm için, ettiğim için falan önemli bir detay yani. Güzel bir terliğimin olması. Bir de hoşuma gitti ya. Ben bunu Türkiye'de de giyerim. Güzel, keyifli bir gündü benim için. No, it is my turn. 'Cause all my friends are falling in love. My turn. Been waiting just a little too much for someone to tell me I'm the